Trabzonspor'un bir tweet'i var, bakalım. Demin ona baktılar. Evet. Hep beraber bakacağız. Bak buna bakalım. Sen işte ya. Sen sahaya hep birlikte çıkan milyonlarsın. Sen geleneksin. Sen geleceksin. Kaan'a alkışlarla. Diyor Trabzonspor. İnşallah bundan sonra böyle bu çok şekilde devam ya. Eder kariyeri. Yani sosyal medyayı da tebrik etmek lazım. Yeni bir hikaye başladı. Ulaş mı yapıyor bunu? Ulaş olabilir. Şeydir. Can Karyağı da olur. Can Karyağı da olabilir. Şey de, çünkü onların başı o. Başı o. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olacak olarak kalacaksın Kaan diye böyle. Şimdi sen Kaan'ı düşünebiliyor musun şu an ya? Onun mutluluğunu. Tabii. Maç iyi bitiyor. Bir de direkt etki ediyorsun. Son dakikada pozisyon kurtarıyorsun. O da bir hani kaleci için çok büyük şans. Niye? Hep şunu konuşacaktı. Hiç pozisyon gelmeden maçı bitirdi diye söyleyecektim. Serdar kime şimdi geldi Kaan? Kurtardı. Ben çok sevdiğim için mi benzetiyorum acaba? Kime benziyor Kaan? Bir baksana. Ben birine net benzettim. İsmi aklına getirmeye çalışıyorum. Ben benzettim de. Kime benziyor? Gene kaleci. Utku mu? Utku'ya benziyor. Utku ha. Evet. Şöyle bir Leic'e benziyor mu? Yok, Utku'ya benziyor. Utku, Utku. Ha? Ama yok yok. Kaleci, saçları. Utku'ya benziyor. Utku'yla Leic karışımı. Leic'e de benziyor. Leic'e de benziyor. Hayır. Kalecilikten dolayı Utku'ya benziyor. Yandan bir profilden değil. Düz bak şeyden baktığın zaman. Yanda böyle. Bak en alttaki net Utku. Yukarıdaki doğru bak, söylüyorsun. Leic'e de benziyor. Sol taraftaki Leic'e saç yapısı, burun yapısı. Şunu söyleyeyim. 19 yaşında ve benim gerçekten hayranı olduğum, Türkiye'de benim için bir numara olan ve kaleye geçmesini beklediğim Arda'ya, 19 yaşındaki Arda'ya abi diyen kaleciyi, Kaan'ı izledik. Düşün. Bugün. Evet. Onu söyleyelim. Peki arkadaşlarımız muazzam bir analiz de hazırladılar. Türk futbolu ve kaleciler, müthiş çıkış. İzleyelim. Artı futbol devam ediyor değerli izleyiciler. Üçüncü bölümümüze geçiyoruz. İzleyicilerimizden Utku Bey sağ olsun bir mesaj atmış. Mehmet abiye teşekkür ediyoruz demiş Mehmet Ayan'a. Bugün henüz satılmadık demiş. Kulüplerin satılma mevzuna. Ben de konuya hiç değinmeden hızlı bir şekilde geçeceğim. En azından kulüplerimiz kesin satılmalı ve ekonomik şartlarda konuşmasından önce Süper Lig'in programına bakalım. Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasıyla başladı. Hafta nefesleri kesen maçlar var. Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmasını konuştuk ama şöyle tek tek mücadelelerle ilgili dört değerli yorumcudan görüşlerini... İki tane sahipli takım oynuyor yarın 13.30'da. Rica ederim. Bak yani orada bekliyorduk bak. Kasımpaşa Fatih Karagümrük. Derbidir bu arada. Büyük derbidir yani. Tabii. Büyük çok İstanbul büyük derbidir derbisidir. Yani. Büyük bence İstanbul. Çok gol olur, Karagümrük kazanır. Çok gol, Karagümrük kazanır. Katılıyorum. Ama olmayabilirdi. Yo, net gollü ve Karagümrük. Çok gollü ve Karagümrük kazanacağı maç gibi görüyorum. Evet. Ulgas Çınar. Ben Karagümrük kaybetmez diyorum. Karagümrük kaybetmez. Ben sevgili. Berabere biter diyorum. 1-1. Berabere biter. Oo, skor da verdin yalnız. Hiç öyle doğdu. 1-1. Yeni Malatya Spor, İttifak Holding, Konya Spor. Mehmet Yılmaz. Ben Malatya kazanır diyorum. Malatya Spor kazanır. Mehmet Ayan. 0-0 1-1 türü beraberlik bekliyorum. Beraberlik. Ben Malatya alır. 3 gol üstü olur. Evet. Güzel diyor. Enteresan. İyi diyor. Malatya'nın nasıl sahasının nasıl olduğunu bilmediğimiz için... Yani ne oynanacağını bilmiyorum Mustafa sahada. Ben ondan dolayı yani, kötü olduğu için. Sahada ne oynanacağını bilmediğimiz için yani muhtemelen yüksek toplarınla etkili olmaya çalışacak bir takım. Onda da Yeni Malatyaspor daha avantaj. Onu yeni geçen hafta fantezi futbol kadromu Abdülkerim Bardakçı'yı aldım. Gol attı çocuk ya. Tebrik ederim. Geçen hafta Abdülkerim kendini almamıştır. Denizli Spor Gençler Birliği Serdar Sarı'da. Beraberlik. Beraberlik. Ilgaz Çınar. Denizli Spor kazanır. Denizli Spor haftalar sonra kazanır. Mehmet Ayan? Denizli Spor kazanır. Denizli Spor. Ben de Denizli kazanır diyorum. Denizli kazanır diyorsunuz. Sen ne diyorsun Mustafa? Hiç daha oralardan hiç yorum gelmedi zaten. Hani. Hangi elde mi yapacaksın? Yani. Ben Gençler Birliği net kazanır diyorum. Tamam teşekkürler. Farklı kazanır. Onun önceki maçları için. Konya Spor kazanır. Tamam. Kasımpaşa kazanır diyorum. Trabzonspor kazanır diyorum. Bak sen. İsteden. Evet. Trabzonspor kazanır diyorsun. Bravo. Aytemiz Alanya Spor Galatasaray. Mehmet Yılmaz. Ya, küçük Önce Uluç, Mustafa Uluç. Tam yani bütün masanın aksine tersi söylüyorum. Bu maçı beraberlik maçı olarak görüyorum ben. Beraberlik. %50-%50 diyorum. Beraberlik. Ben de gollü beraberliğe çok yakınım. Gollü beraberliğe çok yakın. Hocam toplamda 5 gol olur. 5 gollü maç. 5. Kim kazanır diye sorma, onu bilsen burada oturmazdım. 5 golü bildiğin zaman da oturmana gerek yok ki. Ama bilmişliği vardı. Diğerlerinde burada oturmuyor muydun anlamadım. Peki. Hatay Spor. Yani uçar giderdim o anlamda. Alanya Galatasaray'dan bahsediyoruz. Pardon ben Atakaş Hatay'a geçtim. Alanya Spor'la alakalı konuştuk ya, o yüzden hiç şey yapmadım. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Hı-hı. Peki
Erzurumspor, Atakaş, Hatay Zaten Spor. Zaten söyledik. Hatay Spor kazanır. Hatay Spor kazanır dedi Serdar. Hatay. Hatay Spor kazanır dedi. Ben de Hataycıyım. Hatay Spor. Ben berabere biter diyorum net. Beraberlik. Yani bu arada Mesut bak. Maçları saatine bak. Maç geldiğinden beri, bu arada. Geldiğinden beri direkt etki etti. Kahvaltı maçı değil mi bunlar? Bence 13-30 en güzel maçlar. Çok soğuk olacak Erzurum. Hatay zaten iklim farkı da var arada. Rakım farkı var. Normal midir 13-30? Bence normal abi. Oynar tabii, yer tabii. Yerde. Erzurum'da. Normal. Çok oynadık biz öyle maç. Normal. Demir Grup Sivas Spor, HES Kablo Kayseri Spor. Sevgili Mehmet. Ben Sivas kazanır diyorum. Sevgili olmayan Mehmet. Evet. Ben de Sivasçıyım. Sivas Spor. Ben Sivas Spor diyeyim. Sivas Spor. Sivas Spor. Bu arada 13-30 maçlarıyla ilgili Serdar az önce atladı. Muhtemelen muhabir olarak çok gitmiştir arkadaşlar. Bırakın 13'ü. 12 maçları vardı. Hatta biz Haluk Uslu dönemiydi 98'lerde. Oynadık. O meşhur Galatasaray-Yozgat maçı vardı ya. Sergen Hoca'nın maç sonunda bağırandı. Yozgat'taki maç 12'de oynanmıştı. Yozgat'ta da oynadım. Yozgat, çok soğuktu. Yozgat Galatasaray maçı vardı. Sergen Hoca maç sonunda sakatlanmıştı böyle dizinden kanlar manlar bir şey açıldı. 12 dedi. En erken 12 zaten başka yok. 12 o dedim. Mircea Lucescu zamanındaydı. Galiba yani. Galiba. Selçuk Dereli yönetiyordu maçı. Bak hafızayı görüyor musun? 2-2. Senin gibi mesela bak. Estağfurullah ben senin onu gibi. Öğreniyorum. 2-2. 2-2 bitti. Biraz da soracağız zaten. Kaleci şimdi. Kimdi? Uzun saçlı kalecisi vardı Yozgat'ın. Ya işte o Gençler Birliği'ndeki Gökhan'a çok benziyordu. Gökhan'a benziyordu. Gökhan'a benziyordu. Senesi. Şenol da değil, kim de uzun saçlı kaleci? Şenol da değil, Gökhan da değil. Başka Diallo diye bir kalecisi vardı. Yok uzun saçlı Türk kalecisi vardı. Uzun saçlı Türk kalecisi değil, Elazığ'ın kalecisi. Türk kaleci vardı ya. Açıklamayı da o yapmıştı maç sonunda Sergen. Yozgat'ın kalecisi ya. Yozgat'ın kalecisi ya. Uzun saçlı Türk kaleci vardı. Süper Lig'e çıktığında aldıkları kaleci mi? Abi, Gökhan çıkardı. Süper Lig'e Gökhan çıkardı. Gökhan çıkarttık. Gökhan vardı abi kalede. Gökhan. Sonra hatta bir de Süper Gökhan Güneş'e benzeyen bir de böyle yine saçları uzun bir oyuncu vardı. Ben oynadım karşı. Diallo diye kaleci aldılar. Ha. Diallo diye bir kaleci ama vardı. Ama şey vardı. Onlar. Gökhan vardı. Benim oynadığım maçta Diallo vardı. Sergen Hoca ile beraber açıklama yapmışlardı. Maç sonunda bir açıklama bir. O maç 12 maçıydı. Hiç unutmadım. Hayır, Ilgaç Şener ve Mehmet Ayan'ı taca atmak için evlilik yıldönümlerini soracağım ama vazgeçtim sormuyorum. 4-3-2005. Ilgaç da bizim doğum günlerimiz arka arkaya bu arada. Evet. Müteakip. Çok, müteakip çok doğum günümüz yani, var. Eyvah. Peki. Nerede kaldı? Sadece aramızda 2 yıl var. Gaziantep'te mi kaldı? 2 yıl. Yani. Kim büyük 2 yıl? Ben büyüğüm. Öyle mi? Tabii. Kendisi benim, abim sayın. Peki. Alalım Gaziantep. Gaziantep Futbol Kulübü, Fraport'ta Antalya Spor. Berabere. Beraberlik. 1. 2. Yarım adım Antep önde. Antep kazanır bence. Yok, ben Antep diyorum. Antalya'lı. Ben Ersun Yanal'ın kurgusunu çok beğeniyorum. Ya. Antalya Spor kaybetmez diyeyim daha doğrusu. Ben öyle ifade ediyorum. İyi kapanıyor. Kaybetmez. Çok politik Antalya cevap ya. Antalya Spor kaybetmez. Ben de Gaziantep kazanır diyorum. Benden öğrendim bunları hep. Abi. Antalya Spor 9 maçtır kaybetmiyor. 4 galibiyet. 6 beraberlik. 6 beraberlik. Çok iyiler ya. Yani savunma, yani Ersun Yanal resmen kimlik değiştirdi Antalya Spor'un kadrosuyla beraber. Kaybetmiyorlar. İyi de oyun oynuyorlar. Yani bakma ama, biz sadece kapanıyorlar falan topun arkasına geçiyorlar gibi gözüküyor olabilir ama çok çok sağlam planları var Ersun Yanal'ın. Sapinto Hoca ile Trabzonspor karşısında ben Gaziantep'i beğenmiştim. Muhtemelen sevgili Mehmet de beğendim. Aynı şöyle zaten sistem aynı sistemi devam ettiriyor. Hoca geldikten sonra çok fazla bir şey katmadı. Gazişehir takımı zaten böyle oynuyordu. Yani hocanın bence biraz daha etkisini daha sonra onlar göreceğiz. Takım aynı takım, aynı taktik. Peki Ankara Gücü, Çaykur Rizespor sevgili Mehmet. Ben bu maçı 0-2 diyorum. Çaykur Rizespor yani kaybetmez. Ben Rize bir çıkış yapar diye düşünüyorum. Mehmet Ayan. Abi Ankara Gücü'nde Atakan Çankaya'nın sakatlanması takımın hücumda ve savunmada dengelerini bozduğunu düşünüyorum. O yüzden Atakan olsa iş değişebilirdi ama sanki 50-50'ye geldi maç. Çünkü Atakan çok değerli bir geldi. Oyuncu. Ama Atakan saha içinde çok değerli bir oyuncuydu. Yani bence dengeleri %5-%10 değiştirebilir. Atakan 6 ayda oynarken sakatlanmasaydı, çok ağır bir sakatlık geçirdi 17 yaşındayken falan. Belki de biz şu anda İstanbul'da izleyeceğimiz bir oyuncuydu. Yani o anlamda hem yetenek hem de kullanılabilirlik anlamında çok önemli bir Atakan oyuncuydu. Atakan takımı öyle bir takım ki dengeleri değiştiren yani bir oyuncu. O yüzden işte, beraberliğe getiriyor. Gençliğe birliğindeki Arda da stoper olan. Muazzam. O da iyi oyuncu. Çok iyi. O da iyi oyuncu. Ilgaz Şınar %50 beraber evet, mi? Evet, evet. Ben de beraber. Serdar. Ankara Gücü Rize'yi soruyorsun değil mi? Çaykur Rize. Evet. Fenerbahçe'ye şey yapmadık. Fenerbahçe Göztepe. Biraz daha Fenerbahçe uzun. Kazanır. Fenerbahçe rahat kazanır. Maç olur diyorsun. Yok rahat olmaz. Fenerbahçe yine o iyi futbol bekliyoruz. Skoru alır Fenerbahçe ama iyi oynar mı bilmiyorum ama skoru alır. Ünal Hoca ile Göztepe'de kazandı diğer yandan. Evet. Ben maçın 2-1, 3-2, 3-0 türü, 3-1 türü skorlarla Fenerbahçe tarafından kazanılacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe 2 ya da 3 gol atar.
bence bir gol yiyebilir.